3 hafta önce lansmanı yapılan, özellikle orta segmentte fiyatı ile kendisinden sıkça söz ettireceğini düşündüğüm Poco M3 Pro 5G'yi bugün birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz gelin detaylara bakalım. Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalda yeni olanlar ve tanımayanlar için ben Seçkin. Şimdiden özür diliyorum. İnanılmaz sıcak bir ortamdayım. Şıpır şıpır terliyorum. Buradan ışık vuruyor, oradan ışık vuruyor, bu vuruyor derken çok terledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Direkt konuya giriyorum. Bugün videonun başından da anlayacağınız gibi Poco M3 Pro 5G'yi inceleyeceğiz. Birlikte detaylarına bakacağız. Bu cihaz arkadaşlar 3-4 hafta önce Poco tarafından lansmanı yapıldı. Lansmanda en çok dikkat çeken şey ise bu özelliklerde ve bu fiyatta yani. Fiyatı çok uygun bir fiyatı var. Fiyat değerlendirmesini birlikte yapacağız. Tek savundukları şey fiyatıydı arkadaşlar. Ülkemizde şu an satışta değil. Fakat lansmanda da ithalatçı firmaların isimlerini yazdılar ve orada N11 vardı. Yani en yakın zamanda ülkemizde olacak. Ülkemize gelmeden sizler için bu cihazı test edip deneyimlemek istedim. Dilerseniz gelin hiç zaman kaybetmeden önce kutu açılışına geçelim. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor. Daha sonradan videoya devam edelim. Kutu açılışı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kutumuz bu şekilde. Poco M3 Pro yazıyor üzerinde. Yanda da Poco M3 Pro 5G olduğu yazıyor. Burada birçok arkadaşımız e-mail numarasını kapat diye beni uyarmış. Fakat şöyle bir şey var. Ben yurt dışında olduğum için arkadaşlar bu numarayı kullanacak arkadaşın da akıl olması lazım. Yani kullanırsa zaten yurt dışı bir cihaza, yurt dışı cihaz kullanılmış olacak. Şimdi dilerseniz gelin şöyle kutumuzu. Açalım. Bakalım içerisinden neler çıkıyor. Birlikte görelim. Bizi böyle bir yazı karşıladı. Bunu aldığımız zaman içerisinde bütün Xiaomi telefonlarında olduğu gibi bu kısım hepsinde çıkıyor arkadaşlar. Burada biliyorsunuz Redmi'de de bu şekilde. SIM kart iğnesi var. Böyle açtığımız zaman Poco stickerları bizi karşıladı. Gördüğünüz gibi. Burada kullanma kılavuzları. Kullanma kılavuzları ve bir takım belgeler. Burada şık ve güzel bir adet silikon şöyle kılıf çıkıyor. Bunu da burada bırakalım. Burada makinamız var. Makinamızı buraya bırakalım arkadaşlar. Bakalım devamında içerisinde neler çıkıyor. Böyle bir yer. Sanırım 18 watt'tı. 18 watt'lık hızlı şarjımız ve USB kablomuz. Buralar her zaman olduğu gibi boş arkadaşlar. Şöyle çıkarayım. İçerisinden çıkan şeyleri birlikte görelim. Adaptörümüz, USB Type-C kablomuz, cihazımız ve kabımız, kılıfımız çıkıyor arkadaşlar. Cihazı jiletinden çıkaralım ve telefonumuzu açalım. Şimdi bunu böyle koyalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız bu şekilde elimde. Şu an bu şekilde çıkardım. Rengimiz görebiliyorsanız deli bir mavi arkadaşlar. Değişik bir mavi. Gündüz ışıkta daha rahat göreceksiniz diye umuyorum. Şunları kaldırmak istiyorum. Şöyle. Bunları kaldırayım. Evet arkadaşlar. Cihazımız bu. Şimdi gücü vereceğim. Açılışlarını yapacağım. Sizlere şöyle bir göstermek istedim ürünü. Üzerinde jiletiniyle geliyor. Parmak izi okuyucusu gördüğünüz gibi bu tarafında. Ses açma kapama düğmesi, kameraları. Poco yazısını buraya koymuşlar. Gördüğünüz gibi haizemiz burada. Üst tarafta bir hoparlörümüz var. 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz burada. Type-C girişimiz burada. Mikrofonumuz ve diğer hoparlörümüz. Evet arkadaşlar, bu stereo hoparlörü destekliyor. Gücümüzü veriyorum ve sizden biraz zaman istiyorum arkadaşlar. Kurulumunu yapayım. Gerekli uygulamaları yükleyeyim. Testlerine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kutu içeriğimiz bu şekildeydi. Şimdi cihaz elimde ve şöyle bir kasasına ve tasarımına bakmak istiyorum. Şöyle baktığım zaman arka taraf
bildiğiniz Note 10 Pro gibi, Redmi Note 10 Pro tarzı arkası cam hissiyatı veren bir kapağı var. Ama yan kasası komple arkadaşlar plastik, alüminyum bir kasası yok. Sol tarafta bize sim kart yuvası bizi karşılıyor. Sim kart yuvasında iki tane sim kart girişi yok. Bir sim kart ve bir micro SD kart girişi var. Dilerseniz micro SD kart girişine de sim kart takabiliyorsunuz. Fakat micro SD kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafta da gördüğünüz gibi ön kameranın konumlandığı yer damla şeklinde değil. Normalde böyle damla olabiliyor. Nokta şeklinde. Sağ tarafta da bizi ses açma kapama ve parmak izi okuyucusu karşılıyor. 3,5 mm'lik kulaklık girişimiz üst tarafında ve yanında stereo hoparlörü var. Stereo dedim çünkü aynı 3 hoparlörden alt kısmında da var. Ve cihazımız Type-C ile şarj oluyor arkadaşlar. Of nasıl terliyorum ya. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar sanki Zaona'da gibiyim. Vallahi hakkınızı helal edin. Çok terliyorum. Ama gene de bu videoyu çekmeye devam ediyorum. Ekran kısmına gelecek olursak arkadaşlar. IPS 6.5 inçlik bir ekranı var. Full HD bir ekranı var. Ve 90 Hz'lik tazeleme hızıyla bize geliyor. 90 Hz ile 120 Hz arasında bir fark yok arkadaşlar. 90 Hz ile 120 Hz aynı şeyi görürsünüz. Yani 60'ın üstüne çıktığınız zaman. Bence 90 Hz 120'ye göre daha iyi. Sebebi de şarjı daha uzun gider arkadaşlar. Ekran kısmı bu şekildeydi. Söylediğim gibi önünde Gorilla Glass ekranı var. Yani kırılmalara ve darbeye dayanıklı bir ekran arkadaşlar. Batarya kısmında ise 5000 mAh'lik bir bataryası var ve 18 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. İşlemci kısmında Yonga setinde ise MediaTek Dimensity 700 diye bir işlemcisi var. Biliyorsunuz bir önceki cihazlarda Xiaomi, Oppo vesaire cihazlarda Snapdragon işlemci vardı arkadaşlar. 720'ler, 700'ler vesaireler. Bu işlemci en son Snapdragon 720'den daha iyi olduğu söyleniyor bu işlemcinin. Ben test ettim. Çok da bir fark göremedim açıkçası. Fakat bu cihaz 4 GB'lık ve 6 GB'lık RAM'li olarak iki versiyonu geliyor. Eğer 4 GB tercih ederseniz 64 GB'lık hafızasıyla 6 GB'lık versiyonu seçerseniz bu cihaz gibi 128 GB'lık hafızasıyla sizlere geliyor arkadaşlar. Yani iki paket seçeneği var. Bağlantı kısmına gelecek olursak cihazın adından da aldığı gibi 5G internet hızını destekliyor. Bluetooth 5.1 bağlantısı var ve Wi-Fi 5.0 destekliyor arkadaşlar. Yorumlarda birçok soru alıyorum. NFC var mı diye. İncelediğim cihazlarda bu cihazda NFC var arkadaşlar. Temassız işlem yapabiliyorsunuz. Android 11 ile birlikte geliyor. Mi'nin de 12. versiyonu var arkadaşlar. Cihazdan memnun kaldım. Ekran olarak vesaire olarak. Şimdi birçok soru gelecek. En son incelediğin Xiaomi Redmi Note 10 Pro mu bu mu diye. Note 10 Pro daha biraz daha bana hızlı ve güzel geldi arkadaşlar. Ama tabii ki bu cihazda başarılı. Çok hoşuma gitti. Yani parasını hak ediyor diyebilirim. Bilerek kameraları en sona bıraktım arkadaşlar. Sizlere kameraları anlatacağım. Daha sonradan çektiğim videolara ve fotoğraflara gideceğiz. Kameralarda ana kamerası 48 megapiksellik bir kamerası var arkadaşlar. Ana kamera 48 megapiksel. Makro çekimler için olan kamerası 2 megapiksel ve 2 megapiksellik bir derinlik kamerası var. Yani cihazda arkadaşlar 3 tane kamera var ve bir flaşımız var. Burada kameramız arkadaşlar 4K'da 30 destekliyor. Ön kameramız ise arkadaşlar 8 megapiksellik bir kamerası var. Burada da 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz çok uğraştım testlerle. Gündüz çektim, akşam çektim, düşük ışıkta çektim. Gece modunda birçok çeşit ön kamera, arka kamerayla makro olarak fotoğraflar çektim. Gelin bu videolara ve fotoğraflara birlikte bakalım. Sizler de görün bakalım nasıl bir sonuç almışım. Tatmin etti mi? Beni tatmin etti. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Hadi gelin testlere bakalım.
Evet, şu an dışarıdayım ve sizler için ön kamerayla arka kamerayla birkaç video çekeceğim. Bu video Poco M3 Pro 5G'nin ön kamerasıyla çekiyorum. Kol mesafem sonuna kadar açık arkadaşlar ve biraz yakınlaşayım kendime. Şu an odağı kilitlemişim. Odağı serbest bıraktım. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir ön kamerası var. Gökyüzü, yukarısı. Evet. Ön kamera bu şekilde. 1080'de 30 çekiyor şu anda. Güneş geliyor gidiyor. Bugün havada bir sıcak. 34 derece eriyoruz yani. Şimdi dilerseniz arka kameraya geçelim. Evet, şu anda da arka ana kameradayız. Şu an nasıl görünüyorum bilmiyorum çünkü ekrandan kendimi göremiyorum doğal olarak. İmaj stabilizasyon sisteminin nasıl çalıştığına bakabilirsiniz. Şu an makine elimde ve hiçbir gimbal ya da sabitleyici kullanmıyorum. Dosdoğru telefon elimde ve yürüyorum arkadaşlar. Arka kamera, yani ana kamerada bu şekilde 1080x30 çekiyoruz. Dışarıda rüzgar var. Rüzgarlı bir hava ama yanıyoruz, güneşli. Az önce de söylediğim gibi. Ve yürüyorum. İmaj stabilizasyon bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çevireyim. Biraz da smooth bir görüntü çekmeye çalışayım. Evet. Şu anda elimde. Ve yürüyorum. Stabilizasyon bu şekilde. Bence gayet güzel çalışıyor. Geçenlerde Note 10 Pro incelemiştik. Redmi Note 10 Pro. Biraz sallantılıydı. Bunun stabilizasyonunu beğendim diyebilirim. Hadi gelin videoya devam edelim. Yalnız bilmiyorum fark ettiniz mi? Az önce yürürken adımlarımı hissettiriyordu kamera. Her attığım adımda tık 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 diye hissettiriyordu. Belki benden kaynaklanan bir sorundu. Ama dilerseniz gelin bakalım, devam edelim. Ben o hissiyatı telefondan izlerken gördüm. O yüzden dolayı sizin için bu videoyu çektim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi videolar ve fotoğraflar bu şekildeydi. Yani şimdi anlatacağım fiyata göre bu cihaz bence parasını hak ediyor arkadaşlar. Hızı güzeldi. Ben arkadaşlar şarjı %30 iken cihazı şarja taktım ve sizin için bir kamera koydum. %30'dan yarım saat içerisinde %60'a geldi arkadaşlar. Beni fazla tatmin etmedi açık söylemek gerekirse, ya da iPhone kullandığım için bilmiyorum. Yarım saatte iPhone'un şarjı benim %50 doluyor. Ama %30'luk bir doluma ulaştı Poco M3 Pro arkadaşlar. Bu görüntüyü de sizin için şu an veriyorum. Evet, daha sonradan da oyun testlerini yaptım arkadaşlar. Asphalt 9 oynadım, PUBG oynadım, Call of Duty Mobile oynadım. Hepsiyle çok akıcı ve güzel bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Ve aynı Xiaomi Redmi Note 10 Pro'da oynadığım akıcılıkta ve hızda bu cihazla da oynadım arkadaşlar. Şimdi gelelim fiyatına. Fiyatında arkada gördüğünüz gibi, bilmiyorum görüyor musunuz, bir tablo var. Ben tablodan size lansmandaki fiyatını okuyacağım. Normalde Poco M3 149 Euro'ymuş arkadaşlar. Bunların fiyat performans diye, Poco'nun fiyat performans diye lansmanda üstüne basıp basıp söylediği, yeni çıkardığı cihazlar üzerine kata kata gelmesine rağmen fiyatı 159 euro. Yani eski cihazla aralarında 10 euro fark var arkadaşlar. Şuradan yola çıkalım. Şu an ülkemizde Poco M3'ün fiyatı 2749 TL. Yani ülkemizde 2749 TL olan Poco M3. M3 Pro'da yakında gelecek 5G'li modeli. Üzerine bir 200 lira koyun arkadaşlar. Yani ne olacak? Yine 3000 lira bandının altında olacak bu cihaz. Yani bence 3000 liranın altında alınabilecek en iyi telefonlar arasına girecek diye düşünüyorum. Ben çok beğendim. Hem hassasiyet olarak hem materyal olarak cihazdan çok memnun kaldım. Full anlamda test ettim. Bayağı uzun zamandan beri kullanıyorum arkadaşlar. Hattım da içerisinde. Bir sorun yaşamadım. Isınma vesaire problem yaşamadım oyunda. Fotoğraflarda sizlerin gördüğünüz gibi. Yani bu fiyatlar alınabilecek telefonlar arasında kalkıp da siz böyle bir makineden ultra inanılmaz profesyonel işler bekleyemezsiniz arkadaşlar. Kalkıp da
oturup bir gün içerisinde 6-7 saat oyun oynarsanız da ya bu telefonun şarjı hızlı bitiyor da diyemezsiniz. Yani öyle söylerseniz ayıp olur zaten. Günlük kullanımda bu telefonun şarjı sizi akşama çıkarır arkadaşlar. Bir gün götürür. Yani benim düşüncem ve görüşlerim bu şekildeydi. Rengi de çok güzel. Şeker gibi maşallah böyle. Güzel yani. Bu aralar güzel renkli telefonlar inceliyorum. Bu arada kanala ve bana destek olmak için arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Abone değilseniz tabii ki. Zaten videoyu buraya kadar izliyorsanız kesinlikle abone olursanız tadından yenmez. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni güzel inceleme videoları gelecek arkadaşlar. Hoşça kalın.